sunar. Herkese merhabalar, günaydın. Ben Perihan Tantu, Beklenti Raporu'yla karşınızdayız. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Gözler koronavirüsüyle ilgili gelen tüm açıklamalarda ve dünyadaki fiyatlamalarda buna göre şekilleniyor. Dünya Sağlık Örgütü dün itibariyle koronavirüsü pandemi ilan etti. Yani küresel bir salgın diyebiliriz artık koronavirüs için. Öncesinde bugünün önemli veri takvimine bakalım, ardından fiyatlamalara geçeceğiz. Evet, bugünün veri takviminde saat 13'te Euro bölgesi sanayi üretim rakamları gelecek ve 14.30'da Türkiye para ve banka istatistiklerini bekleyeceğiz. 15.30'da ise ABD üretici fiyat endeksi, 15.45'te ECB faiz kararı var. 16.30'da ise ECB başkanı konuşmasını takip edeceğiz ekonomik veri takvimimizde. Ekonomik veri takviminden ziyade birazcık daha aslında koronavirüsüyle alakalı son gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Ve bu gelişmelerde piyasa fiyatları üzerinde oldukça etkili. Dönelim fiyatlara bakalım. Ardından da Kutay Korap bizlerle olacak. Koronavirüsle alakalı tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız efendim. Fiyatlar diyelim o zaman, arkadaşlarımdan da rica edelim. Borsa İstanbul'da yine dün sert satışlar vardı. 100.966 seviyesinde günü kapattık. Dolar TL 6.21.75, gram altın 326 lira. Türkiye 2 yıllıkları %11,09, 10 yıllıkları ise %11,71 seviyesinde. Paniteler diyelim, gözler dolarda efendim. Dolar endeksi 96,38, Euro dolar 1.12.92 seviyesine ve Pound dolar 1.28.21'lerde seyrederken, dolar yen 103,8505, dolar İsviçre frangı ise 0.93.51 seviyesinde. Asya borsalarında Çin Şangay Kompozit %1,76 eksi seyrederken, genel tablo negatif. Japonya Nikkei, Hong Kong Hang Seng ve Güney Kore Kospi, Hindistan Sensex'te ise %6,82'lik düşüş var. Genel olarak baktığımızda %4'e yakın değer kaybı olduğunu söyleyebiliriz Asya borsalarında. ABD vadelilerde keza aynı şekilde. Dow Jones vadeli 22.717 seviyesinde %4'e yakın değer kaybı var. S&P 500 vadeli ise %4,5 eksi seyrediyor ve Nasdaq vadeli 7.714 seviyesinde %4,64 eksi diyelim. ABD tahvil faizlerinde ABD 2 yıllıklar %0,44, ABD 10 yıllıklar ise %0,78 seviyesinde, ABD 30 yıllıklar ise %1,28. Kıymetli metallerde ons altın 1634 dolar, ons gümüş 16.63 dolar ve paladyum 2210 dolarlarda, platin 863 dolar, bakır ise 2 dolar 46 sente kadar geri çekildi. Diyelim efendim, piyasadaki fiyatlamalarda son olarak bir de Brent petrole bakalım. 33 dolar 87 sent seviyesinde, ham petrol ise 31 dolar 99 sent seviyesinde geri çekilme hala devam ediyor. Brent petrolde %5 eksi seyrettiğini söyleyelim. Beklenti raporunda kaldığımız yerden devam edelim. Beklenti raporunda şimdi Kutay Korap bizlerle, son gelişmeleri bir de Kutay'da alalım. Kutay, günaydın, hoş geldin. Günaydın, merhabalar Feriha. Şimdi gözler koronavirüsüyle ilgili gelen haberlerde ve Dünya Sağlık Örgütü dün itibariyle aslında pandemi ilan etti. Yani küresel bir salgın söz konusu. Aslında açıklamalar oldukça ciddi, çünkü İtalya'ya bakıyoruz, ülke kapatıldı. Bir taraftan ABD Avrupa uçuşlarını tamamen iptal etti. Son gelişmeleri bir de senden alalım istersen. Evet, şimdi burada bakıldığında koronavirüsüne dair rakamlar gelmeye devam ediyor. Burada en önemli sıkıntılı noktalardan biri şu ki, Dünya Sağlık Örgütü yine bu pandemi noktasında gecikmeli bir şekilde getirdiğini söylüyor genel anlamda piyasadaki yorumculara baktığımızda. Rakamlar ciddiyetini korumaya devam ediyor. Çin'de rakamlar neredeyse sıfır noktasına gelmiş durumda. Soru işareti bırakmakta fayda var. Özellikle seninle de yayın öncesi konuştuğumuz önemli noktalardan biri şuydu ki, sen de bunu söylemiştin. Yani dün ABD %5 düştü, bugün vadelileri %3 aşağıda. Çin %1,8. Yani vaka hatta burada görüldü. Hatta genel tabloya da baktığımızda ABD ayı piyasasına girerken Çin'in hiç o aylık görüntüsünde ciddi bir değer kaybı olmadığını görüyoruz. Yükselirken de birlikte yükselmişlerdi. Yani evet. 2019 yıllık performans getiri anlamında 3 aşağı 5 yukarı benzer getirilir sağlamıştı iki borsada, ama hani buradan düzeltme Çin'de gelmedi. Vaka burada yaşanıyor. Yani dünyanın en önemli üreticilerinden biri ve dünya genelinde üretim tarafının arz talep dengesinin bozulduğu noktada borsalarının en çok etkilenen Çin.
Evet ve borsalara bunun yansımasının en çok etkilenen Çin olmadığını görüyoruz. Hı. Bu bir soru işareti. Avrupa borsaları ciddi anlamda etkileniyor. Dow Jones dün %6'ya yakın neredeyse geri çekildi. Bu %6'lık geri çekilmeyle birlikte ayı piyasasına girdiğini, diğer endekslerin ayı piyasasına girmesi için %1'lik neredeyse bir marş kaldığını görüyoruz. %1, %2 civarında. Hatta gelişmekte olan ülkelerde şu an kardeş endeks Brezilya en çok değer kaybeden ülkelerden ki biz aslında paralel hareket ederdik genelde endeks konusunda. 116.000'de buluşmuştuk hatırlarsın. 116.000'lerde buluşmuştuk ve 82.000'lerde tabii ki burada birazcık daha petrol fiyatlarının düşüşü kesinlikle de söz konusu Brezilya için. Bizim için pozitif, onlar için negatif diyelim. Bir de Brezilya Başbakanı'nın da koronavirüsüne yakalandığına dair haber akışları var. Aynı şekilde Tom Hanks. Tom Hanks yakalandı, evet. Mesela farklı bir boyut futbol tarafında İtalya'da Juventus'lu bir stoperin koronavirüsüne yakalandığı paylaşılıyor. Bu koronavirüsü artık Cristiano Ronaldo'ya da mı geçti şeklinde soru işaretleri var. Karantina altına mı alınacak futbol takımları, bunlar var. NBA maçları iptal ediliyor. Bunlar büyük organizasyonlar, sadece bir maçla bakmamak lazım olaya. Maç öncesi ve sonrası da var, yani hani bir aktivite bu ve bu aktiviteler sınırlanıyor. En önemli ve bu şimdi biraz da rakamların detaylarına baktığımızda işte Avrupa şu an future'ları %2 civarında ortalama geriliyor. Dün İtalya dışında negatif kapattı, ortalama %1 diyelim, 0.50 %1 bandında geri çekildi endeksler. Dün akşam ABD işte %6'dan %5, 4.90'lar civarında geri çekilmeler vardı. Ana gerekçe ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu ulusal seslenişteki verdiği mesajlardı. Bu mesajlarda şunu söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Avrupa'dan gelecek ziyaretçileri, Avrupa'dan ticaret tarafını etkilemiyor bu. Biraz daha ziyaretçi tarafında. Tarihi de tam olarak söyleyeyim. Cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen seyahatler 30 gün askıya alındı haberi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsünü pandemik olarak adlandırmasından sonra piyasalardaki bu satışı gördük. Ama esas bu %5'lere, %6'lara vurdurtturan satışları tetikleyici etmen bu 30 günlük Avrupa askıya alınması. Burada şimdi şu noktada soru işaretleri de çıkmaya başlıyor. Avrupa Birliği'ndeki bu sıkıntılı süreci Trump ticaret tarafından da mı vurmaya çalışıyor? Hı-hı. Soru işareti var. Yoksa gerçekten kendi ülkesini orada mi koruyor? İngiltere'yi de ayrı tuttu. Türkiye'den, Avrupa'yla, evet. Türkiye'de ayrı tutuldu. Türkiye'de zaten Avrupa Birliği'nin içerisinde değiliz. Hani bizim de yanımıza bir soru işareti koyalım. İngiltere'nin de Avrupa Birliği'nden ayrılması, evet, ve hemen akabinde İngiltere'de vakalar var. Ama İngiltere'yi bu Avrupa ülkeleriyle aslında, yani hani seyahat kısıtlamasına dahil etmemesi yok, de senin dediğin gibi yanına bir soru işareti koyacağımız durum. Çünkü Trump hazır fırsatı vurmuşken bu tarafı da bir bir hamlede benden mi gelsin soru işareti önemliydi. Bugün eksi açtı vadelileri, eksi devam ediyor seyir. İşte Asya piyasalarına bakıyoruz. Asya'da ciddi satışlar var ki bu satışlar içerisinde Çin'in payı çok düşük, yine 0.1.7 %2 civarında geriliyor. Diğer endeksler %4 %5 civarında satışlarla karşı karşıya. ABD vadelileri sabah ben 6.30'da başladığımda programı Perihan %5 civarındaydı. Şu an %3 %3'lerin altına da geldiğini görüyoruz. 2.5-3'ler civarında. %3'lere artık toparlanma diyoruz maalesef, değil mi? Çok enteresan fiyatlar görüyoruz hakikaten. İnanılmaz volatilite yüksek. Yurt içerisine kayarsak da Borsa İstanbul tarafında şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Tam anlamıyla bir jargon vardır piyasada, testere piyasası diye. Tam anlamıyla öyle bir piyasayla karşı karşıya endeksler. Yani gün içerisinde negatif başlıyoruz. 0.30, 0.40, 0.60. İşte %1'leri deneyen bir yükselişler takip ediyoruz. Hı hı. Hisse bazlı hareketlilikler olduğunu söylemek lazım. Dün seninle piyasayı takip ederken işte BİM, Carrefour, Migros, Şok dün gibi perakende sırtladı. BİM'in zaten ağırlığı yüksek endekste. Birazcık daha BİM tuttu. Ama bir de onlara satış gelse satış çok daha derinleşebilirdi. Derinleşebilirdi kesinlikle. Ama şunu da unutmamak lazım. 99.000'in altını da test ettik dün biz. Yani hı hı. İşte ya, tamam borsa 0.10 değer kaybetti ama aslında borsa dün 0.10 değer kaybetmedi. Bazı yatırımcılar çok daha fazla portföylerinin eridiğini gördü. Bazı hisseleri ayakta tutup bazıları çok fazla satıldığı için işte ve bu hisselerde sürekli de arz etmediği için aslında yatırımcılar yani 124 binlerden belki hani 24 bin puan değer kaybetmiş olabilir borsaya bakacak olursak, ama hisselere yansıması tam da bu şekilde olmadığı için yatırımcılar şu an daha da doğrusu yüksek maliyetli yatırımcılar çok ciddi zarar içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Artı şunu da ekleyebiliriz. Yükseliş 124 bine giderken hep diyorduk BIST 30 hisseleri biraz geride kaldı diyorduk. Şimdi düşerken yine düşüşte BIST 30 hisseleri yine düşüşün öncüleri olarak devam ediyor. Gidemeden aslında düştüler. Gidemeden düştüler.
Bir noktada da şunu da söylüyor bazı piyasa analistleri. Baktığımızda işte küresele göre daha iyimseriz. Evet, daha iyimseriz çünkü en önemli etmenlerimizden biri açığa satışımız kapalı. Sadece şu an yapılan bütün satışlar gerçek satışlar olarak gerçekleşiyor. Yani tam anlamıyla satış. Panik satışları bir de. Panik satışları var. Normalde bir durum, yani bir gün 99 binin altını dün test ettik, 100.600 önemli bir destekliyorduk, bunun üzerinde kapanış gerçekleştirdik. Gerçekten yön tayin etmek çok zor, volatilite çok yüksek, o yüzden hani biraz daha temkinli olunması gereken günler devam etmekte. Diyelim son bir tane grafiğimiz var, istersen Peyran onu paylaşalım koronavirüsüne dair. 126.136 toplam vaka, 4.630 da can kaybı, 68.219 toplam iyileşme sayısı. Grafiğimizi rica edelim, bir de can kaybı rasyonu. Rasyosu grafiğimiz var. Hangi yaş gruplarında koronavirüsünden dolayı can kaybı daha yüksek diyebileceğimiz bir gösterge. Bir bilgilendirme notu olarak paylaşalım. Burada bakıldığında 10-19, 30-39 yaş aralığı, buraya 20-29'u da koyuyoruz doğal olarak. Ölüm oranı 1000'de 2. Her 1000 kişiden sadece ikisinde bu hastalıktan dolayı. Oldukça düşük. Oldukça düşük. Hatta onu da ekleyelim Kutay, yani aslında sağlık profesyonellerine yaptığı açıklamada tam olarak koronavirüsten değil, hani bu ölüm oranlarında koronavirüse bağlı olarak bağışıklık sisteminize bir düşüklük varsa ya da başka bir hastalığınız varsa bunun tetiklenmesi sonucu daha çok can kaybı yaşanıyor diye sağlık profesyonelleri bunun altını çiziyor. Yani kesinlikle. Hani koronavirüs oldum, koronavirüs virüsü kaptım, öldüm değil de başka bir sağlık problemi varsa onun tetiklendiği konusunda. Kesinlikle. Burada bakıldığında 40-49 yaş için bu rakam 1000'de 4, 50-59 yaş için koronavirüsünden yaşlara göre can kaybı rasyosu %1.3'e çıkıyor. 60-69'da %3.6, 70-79'da %8, 80 ve üzerinde %15'lere varan can kaybı rasyosu ön plana çıkmakta. Bunu bir bilgi notu olarak paylaşmak istedim. Baktığımızda zaten senin de söylediğin gibi aynı zamanda piyasa, mesela 2008 krizini tahmin eden analistlerin yapmış olduğu yorumlarda şu da ön plana çıkmakta Perihan. Şu anki satışlar, şu anki bu hareketlilik sadece koronavirüsü olamaz. Daha büyük bir riskin veya daha büyük bir gelişmenin, finans üzerindeki gelişmenin etkilerini bekleyebiliriz şeklinde açıklamalar var. Ki keza bir diğer noktada bu sabah da paylaştığımız haber akışlarında şunu paylaşmıştık. İsrail'de koronavirüsüne dair aşı gelecek şeklinde İran'da haberler var. İran'da kez aynı şekilde açıklama yapmıştı ama tabii ki bir açıklama yok, teyit de edilmedi. Kesinlikle o yüzden paylaşamıyoruz. Evet, biz sadece hani böyle bir İsrail'in bir haber sitesinde paylaşılmış bir haberdi bu. Kutay, ağzına sağlık, teşekkür ederim katılımın için. Yarın yine aynı saatte inşallah daha güzel haberlerle diyelim. Her gün temennimiz bu. Her gün ne diyoruz, bir türlü her yakalayamadık. Gün. İnşallah bir gün yakalayacağız. Efendim, beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Barış Ürkün'le birlikte her perşembe olduğu gibi diyelim. Barış Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Zor günlerden geçiyoruz. Her gün bir önceki günü aratır nitelikte. Dün Dünya Sağlık Örgütü'nün önemli bir açıklaması vardı. Koronavirüs dünyada pandemi ilan edildi. Bununla birlikte ABD tarafından gelen haberler de önemli. Çünkü Avrupa'yla uçuşlar askıya alındı. Zaten bu haberlerden sonra hani birçok kişiye de aslında koronavirüs hani tespit ediliyor. Birçok kişi de işte Fransa Kültür Bakanı'ndan tutun Tom Hanks'e kadar. Tabii bir taraftan bunun bir de piyasa üzerindeki etkisi, fiyatlamalar üzerindeki etkisi var ki ABD piyasaları dün itibariyle teknik anlamda konuştuğumuzda ayı piyasasına girmiş bulunuyor. Yani %20'nin üzerine değer kaybetti tepe noktasından. Şimdi genel görüntüyü nasıl değerlendirmeliyiz artık? Hani
Çünkü burada aslında toplum ikiye bölündü. Bir taraf ciddi derecede abartıldığını konuşurken diğer tarafta evet abartılmalı der. Siz önce hangi taraftasınız, ne dersiniz? Ya ben de o konu üzerine ben de kafa yoruyorum açıkçası bayağı bir zamandır. Şimdi az önce baktığınız o siteyi ben de demin gördüm. Onu ben çok yakından takip ediyorum orada. Tabii yani virüsün yavaş yavaş hani ortaya çıktığı yılbaşı diyelim hani o zaman zarfında yani ölüm sayısı işte 4000'in üzerinde şu anda. 4550'ydi en son baktığımda. Yani ben de biraz hani araştırdım hani ne sayılar nedir mesela. Çünkü bir de hani grip hani influenza dediğimiz bir de hani grip vakaları var çok dünya genelinde. Ya şimdi mesela sadece ABD'de mesela bir veriye baktım ben. Mesela Ekim ile geçen yıl Ekim ayı ile Şubat ayı arasında bu 5 aylık sürede sadece Amerika'da 12 bin kişi mesela gripten ölmüş. 12 bin kişiden bahsediyoruz. Doğru. Sadece bu ayda sadece Amerika'dan bahsediyoruz. Yani ölüm sayısında 30 bine kadar olabileceğini tahmin edilmiş. Bu geçmiş bir veri ama ben bunu internetten biraz araştırdığımda buldum. Yani baktığımızda mesela bu grip sezonunda 31 milyona kadar kişinin grip geçirdiği 210 bin 370 bin kişinin sadece ABD'de yani bu virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı tahmin ediliyormuş. Yani sayılara baktığımızda şimdi COVID-19'a bakalım. Şu andaki son veride dünya genelinde ölüm sayısı 4550. Yine dünya genelinde vaka sayısı işte kaçtı? 126 bin falan sanırım en son sayı. O seviyede. Yani şimdi hani bu da bir salgın tamam. Dikkatli olalım tabii ki. Dikkatli, tedbirli olmamız gerekiyor. Aynı grip salgınında olduğu gibi işte bulaşma riski var. Her zaman işte grip geçiriyoruz. Hepimiz birbirimizden bulaştırabiliyoruz. Şu anda bu vakayı da bu şekilde ben şu anda görüyorum. Yani ölüm sayısına baktığımızda hani sadece ABD'de 5 ayda bu bir durum böyle. Hani tabii doktor değiliz hiçbirimiz ama yani doktorların açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Ediyorum ama doktorlar da hemen hemen birçoğu tabii onlar da ikiye bölünmüş durumda ama doktorların birçok hani farklı fikirleri dinliyorum. Onlar da aslında bu konuda çok fazla abartıldığı yönünde aynı ya, fikirdeler. Ben o yönde biraz düşünüyorum açıkçası. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün de hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok karar değiştirildi. Yani ilk bir bu bir acil durum değil dendi. Eşya üzerinden bulaşmıyor dendi. Sonra paralarla bulaşıldığı iddia edildi. Sonra acil durum dendi. Sonra pandemi ilan edildi. Yani en baştan halk doğru bilgilendirilmediği için sonradan böyle bir kırmızı alarm çalınca dünya paniğe sürüklendi. Yani, ama ben hala sakin kalalım tarafındayım. Ben de o taraftayım aslında. Ya şimdi mesela 2003 yılında o SARS virüsü diyoruz. Yani orada da tabii ciddi bir panik yaşanmıştı fakat sosyal medya o kadar hayatımız içerisinde değildi o zaman. Evet. Ya inanılmaz bir bilgi kirliliği var ya. Ben inanamıyorum yani. Bilmiyorum yani. Çok. Ses kayıtları geliyor WhatsApp üzerinden. Ya dinlediğim şeylere anlam veremiyorum yani. Gerçekten çok sinirim bozuluyor. Yani anlatılan şeyler bilmiyorum abartılı mıdır, değil midir insan ondan da şüphe duyuyor. Ondan da daha fazla endişeleniyor. Yani varsa bir şey burada almamız gereken önemli burada olay durum önlem almak, tedbirli olmamız gerek. İşte elimizi yıkayalım, dezenfekte edelim sürekli kendimizi. Yani tedbirli olalım, kalabalık yerlerde mümkün olacak kaçınalım. Bunlar almamız gereken tedbirler zaten grip salgınlarında da bizim almamız gereken tedbirler. Bir grip olduğumuzda işe gitmiyoruz sonuçta. Kendimizi izole etmiş oluyoruz aslında. Yani büyük bir panik havasına doğru giden bir durum var şu anda ve bu maalesef ki finansal piyasalara da ciddi ölçüde yansımış durumda. Yani yurt içi piyasalara bakıyoruz. Artık hani zemberiği boşalmış gibi hani düzeltme hareketinde geçti, nakavt etme hareketine doğru giden bir satış eğilimi var şu anda. O yüzden de ciddi satışları görmeye devam ediyoruz. ABD piyasalarında da yine öyle, Asya tarafında yine öyle. Yani bu yayılma hızından bahsediliyor ama şöyle onu da demin söyleyecektim. Şimdi bu virüs aslında bakıldığında yani doktorların açıklamasına göre ben bunu söylüyorum. Zayıf karakterli bir virüs olarak şu anda tanımlanıyor şu aşamada. Bu da neden? Yani birçok kişi bu virüsü yakalanıyor. Belki çok fazla belirti vermeden geçiriyor. Kimisi biraz daha ağır geçiriyor. İşte hastaneye gidiyorlar. Ve öldürücülük oranı çok yüksek olmadığı için de başkalarına bulaştırma durumu da fazla oluyor. O yüzden şu anda yayılma hızı aynı gripte olduğu gibi işte verilere baktık sadece ABD'deki. O yüzden böyle bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki şu anda hani bunun çok fazla önemsemeyelim. Aynı grip salgında olduğu gibi dikkatli olmamızın gerektiği bir dönem içerisindeyiz ama yani bilmiyorum. Yani çok şey yani Çin mesela şu aşamada hani aldığı önlemlerle birlikte
biraz daha durdurma kısmına doğru geldi. Ve gelen haberlere baktığımızda da işte Çin'de fabrikaların yavaş yavaş yeniden üretime başlayacağından haberler geldiğini görüyoruz. Mesela Nissan'dan dün haber okumuştum. Nissan'dan vardı evet. Birkaç tane daha işte şu fabrikanın özellikle kilit roldeki fabrikaların üretim konusunda yeniden faaliyete başlayacağından haberler geliyor. Singapur, Hong Kong mesela ilk aşamada tedbirlerini önden aldıkları için işte okulları kapattılar, karantina aldılar kendilerini. O vaka sayılarının ilk artmaya başladığı zamanda da aldıkları önlemlerle vaka sayılarının azalma olduğunu görüyoruz orada grafiklere baktığımızda. Yani büyük bir panik havasına büründürüldü. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan etti. SARS, pardon, domuz gribi zamanında da yine pandemi olarak ilan edilmişti bu. Evet. Yani evet, yani baştan söylediğimi yine tekrar edeceğim. Dikkatli olmamız gereken bir süreç içerisindeyiz, evet. Ama ben bu olayın özellikle finans piyasaları üzerinden inanılmaz derecede fiyatlanmaya doğru gittiğini düşünüyorum şu anda maalesef. Ben öyle yorumluyorum. Hatta o inanılmaz fiyatlama için şunu da sormak isterim. Evet, az önce demiştik ki biz ABD tarafına bakacak olursak hani orada ayı piyasasına girildi diye. Ama bir taraftan Sabah Kutay'la da aynı şeyi konuştum. Ama dönüp şimdi borsaların performanslarını dün akşam ben de hani döktüğüm performanslarda tabii ki hani en çok değer kaybedenler neler diye baktığımda %30'un üzerinde değer kayıpları var. Keza aynı şekilde Rusya endeksinde var, Bovespa'da var, evet. Dönelim FTSE'de var, işte Dow'da %20'ler. Ama Çin Şangay Kompozit, yani SİSEK baktığımda Çin tarafında aynı değer kaybını görmüyorum. Yani koronavirüste çıkış yeri orası. En çok etkilenen ülkelerin başında. Hı hı. Bir taraftan hani işte üretim durdu, Çin'in büyüme hani rakamlarına bakacak olursak işte %6'lardan %3'lere şimdi kurumlar artık revize etmeye başladı. Evet. Peki sadece koronavirüsün borsalar üzerindeki etkisini konuşuyorsak Çin tarafına neden bu değer kaybını görmedik diye de sormadan geçemiyorum. Hem Merkez Bankası ise bunun üzerindeki etken, çünkü orada da bir likidite pompalandı sürekli bu iş başladığında. Diğer merkez bankaları da aynı hamleyi yapıyor an itibariyle ama etkisi Çin'deki gibi olmuyor. Aradaki farkı neye bağlarsınız? Yani bağlamamız gereken şey şu olabilir. Yani en kötüsü fiyatlandı. Bu en kötüsü fiyatlandıktan sonra da işte hani bu koronavirüsün vaka sayısıyla ilgili yayınlanan işte her gün güncellenen grafiklerde işte artış hızının yükselişten sonra yataya hafif aşağı yönlü kafasını çevirmesi, böyle biraz daha aşağı doğru gelmesi. İşte bahsettiğimiz gibi fabrikaların yeniden hani açılmaya doğru gitmesi, işte Çin başbakanın işte Wuhan'ı ziyaret etmesi, biraz daha orada hani o yaşamın normale dönme belirtisini veriyor olmasının belki yavaş yavaş en kötüsü fiyatlandı, artık yavaş yavaş toparlanmaya doğru gider belki de. Onun belki de fiyatlamasını görüyoruz. Çin'de böyle bence bir durum var. Ama dışarıya baktığımızda işte İtalya'da başta olmak üzere yaşanan bu vaka sayısındaki bu artışın önleminin alındığını tabii biliyoruz. Tabii nüfusla yaşlı Avrupa'da. İşte ona da değinmek lazım aslında. Etkisi var. Ya toplam nüfusun %20'sinin üzerinde, 65 yaş üzeri nüfus var İtalya'da. Evet, yani hızlı yayıldı. Bir panik havasına orada da girildi. Önlemler dediğimiz o dikkat etmek, daha doğrusu insanların tek tek bence dikkat etmesi bence geç burada şey oldu. Yani aslında şey diyeceğim, zayıf karakterli bir virüs olduğu için bu. Hı hı. O yani yayılma hızının birdenbire o noktada arttığını ben düşünüyorum. Yani böyle bir durum yaşıyoruz şu anda. Avrupa borsalarında işte Dünya Sağlık Örgütü'nün işte pandemi ilan etmesi, ABD'nin şey olması, yani Trump'ın seyahat yasağını açıklamış olması, bunlar tabii ki olumsuzluk olarak şu anda fiyatlanmaya devam ediyor. Edecek gibi de gözüküyor maalesef. Bugün böyle bir durum maalesef var. Bugünkü evet. Durum da bu şekilde ama biz dönelim Borsa İstanbul'a. Şimdi Borsa İstanbul'da hani bu yıl hep konuştuk sizinle burada. Mevduat faizlerinin düşmesi, borsanın ucuz olması, doğal olarak da yatırımcıların hani hisse senedi piyasasını tercih etmesine sebebiyet verdi. Tamam, çok güzel 150-160 bin yeni hesap geldi. Bu yeni hesabın çoğu da aslında hisse senedi piyasasıyla belki yeni tanıştı. Evet. Tabii eskiden açık olan hesapların revize edilmesini ayrı tutuyorum. Bir de yeni gelen kısım var ki, şimdi geçmişte burada işlem yapanlar hani bir noktada birazcık daha hani bu tarz durumlar için deneyimli ama yeni gelenler için tablo çok kötü oldu. Evet, biz burada hep konuştuk. Borsa İstanbul ucuzdu, hala daha ucuz. Ucuzun ucuzu var, bu da doğru. Hedefler 130-140 yüzler de konuşuldu. Evet. Ama herkes burada da şuna hani altını çizdi diyeyim. Hani dünyada bir şey olmazsa ya da işte siyasi bir risk yaşamazsak evet gideceğimiz yer orası. Evet. Ama kimse de koronavirüsün buralara geleceğini tahmin etmedi. Evet. Ben birazcık hani
şunu da anlatmak istiyorum yatırımcıya. Yani sadece Borsa İstanbul nezdinde şey konuşmuyoruz. Doğru. Hani düşüş konuşmuyoruz. Doğru. Hani global çapta düşüş genele konuşuyoruz. Genele yayılan bir düşüş var. Bir taraftan hani neden borsa ucuz demişler ama şimdi borsanın %60'ını biz bunu daha önceden de konuştuk. Şimdi bu noktada size de soracağım. Bizim borsamızın %60'ı ki hala bu düşüşe rağmen takaslar %60'larda yabancı takası. Hı. Yabancılardan Hı. oluşuyor. Yani yerli yatırımcı yabancıya göre daha az. O yüzden buraya gelen yabancı yatırımcı da dolar bazlı bakıyor. Yani bakın biz 55 bin doları Hı-hı. gördük. Hı-hı. 19-20 bin dolarları biz burada tepe yaptık kendimize. Evet. Yani hani çeyreğine düştük neredeyse. Yarısı bile değil. Evet bu nedenle ucuz ama ucuz olmanız da işte bu küresel çapta illa hani gideceğiniz anlamına gelmiyor. Hani ucuz demek Aynen. gelin borsayı buradan alın bugün döndük demek değil. Ucuz Hı-hı. dip ama dibin dibi var mı? Var. Yani biz 2018 senesinde şu görüntüde var gibi gözüküyor. 2008 yani. Krizi fyatlarının dolar bazlı gördük çünkü Aynen. yani. Ya şimdi tabii dediğiniz hani başta dediğinize katılıyorum. Şu anda maalesef hani küresel çapta yaşanan satış dalgası Borsa İstanbul'da şu anda etkiliyor şu anda. Yani geçmiş birkaç güne baktığımız evet risk iştahı yüksek diyorduk. 19 Şubat'a kadar o ABD endeksindeki rekor seviyeler varken işte yeni hesap açılmasının nedenlerinden de bahsetmiştik. Mevduat faizinin düşmesi, yatırımcıların getiri arayışına girmesi, işte Borsa İstanbul'u daha bir potansiyel olarak görmeleri. Ama bunları konuşurken virüsün bu denli bu çapta bir panik havasına dönüştürülerek finansal piyasalarda bu kadar bu denli çöküşe sebebiyet vereceğini kimse öngörmemişti. Kimse öngörmedi. Yani hı hı. maalesef ki evet baktığımızda işte Dow Jones'ta dün itibariyle işte o 19 Şubat'taki zirveden %20 düştü yani ayı piyasasına girmiş oldu. Hatta hemen onu da sorayım Ömer Bey de sorar Borsa İstanbul ayı piyasasına girdi mi diye. Hı. Yok şu anda tamam 125 bin, 120 100 bin dersek daha girmedik. Düşüş vardı henüz hı hı. girmedik aslında. Daha girmedik yani biraz daha alanımız var ama şu aşamada hani Borsa İstanbul için buralar ucuz yerler. Hani buradan hani girip de bundan sonra bekleyelim demek şu an için çok rasyonel olmayabilir. Çünkü küresel çapta bir şey var, belirsizlik var. Belirsizliğin yarattığı tabii ki bir panik havası var. Bu panik havasında özellikle güvenli varlıklara doğru bir kaçış var şu anda. Özellikle işte altında bunu görebiliyoruz. Tahvillerde görebiliyoruz. ABD özellikle tahvillerine bakarsak oraya doğru ciddi bir kaynak akışı var. Peki altının bu noktada yine bir izleyenimiz soruyor. Yukarı yönlü hareket edememesinin nedeni ya da işte kendisi de sormuş aslında. Evet. Fed'in tekrar bir faiz indirimi sonrasında hani emtialarda hani şimdi, ne olur yön? Şimdi altında şöyle bir durum var bence. Yani bu zaten biliniyor. Şimdi küresel çapta hisse senetlerinde, vadelilerde ciddi satışların meydana gelmesi doğal olarak orada kayıpların telafi edilmesi çabası da gösteriliyor. Marjin tamamlama çağrıları falan. Hep onlar aslında bir likidite ihtiyacı. O yüzden de o dengeyi onu sağlayabilmek adına da altın pozisyonu almış olanların yükselmişse herhalde bir de bir kar satışı, oradan elde ettikleri nakiti o tarafa kaydırması gibi bir durum söz konusu oluyor. Altında zaman zaman bence düşüşleri ona bağlamak gerekiyor. Ondan kaynaklı olarak bir düşüş görüyoruz. Ama genel itibariyle yaşadığımız şu süreç içerisinde maalesef ki piyasanın algısı şu anda risk olarak yüksek seyretmeye devam edecek görüntüsünü veriyor. O yüzden de zaman zaman bu tarz yaşanan geri çekilmeleri buna bağlamak gerekiyor. Ons altında küresel piyasalarda, riskli varlıklarda çıkışlar hızlı şekilde devam ettiği müddetçe ons altın tarafında böyle geri çekilmeler görebiliriz. Ama bence ana trendi takip etmek lazım şu anda. Hı hı. Yani dünya aslında öyle bir 2020 yılına başladı ki zaten biz 2020'de küresel çapta bir hani küresel yavaşlamanın, düşük büyümenin devam edeceği bir ortamı bekliyorduk. İşte ticaret savaşlarından bahsediyorduk. Yani baktığımızda birçok işte gelişmekte olan ülkelerin işte borçlarının yüksekliğinden bahsediyorduk. Oradaki şirketlerin borçlarının yüksekliğinden bahsediyorduk. İşte Çin'in yavaşlamasından bahsediyorduk. Bu bağlamda düşük faiz ortamının devam edeceğinden bahsediyorduk. Ve bu ortamda zaten altının destek bulacağını düşünüyorduk. Şimdi bunların üzerine bir yani sos geldi. İşte bu virüs krizi. Ve aynı zamanda petrol savaşı üstüne bir de onu koyduk. Hepsini birlikte değerlendirdiğimizde şu anda genel itibariyle yaşanan şu panik havasının ons altın tarafında talep bulmaya devam edeceğini düşünüyorum ben. Dediğim gibi yani geri çekilmeler buradan kaynaklı olarak zaman zaman yaşanacaktır, yaşanmaya devam edebilir. Ama ana trendin yukarı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani açıkçası aslında baktığımızda
de 1615, 1610 geri çekilmeler oldukça mesela oralar destek şu anda gözüküyor gözümde. Yani oralardan tekrardan eğer gelirse eğer bence ciddi yukarı potansiyel devam eder diye ben ons altın için düşünüyorum. Kenan Bey'in de mesela bir sorusu var. Bu aslında yatırımcıların şu an çok sık sorduğu bir soru. Petrol düşüşü ve koronadan dolayı potansiyel pazarın mesela Çin'den Türkiye'ye kayıyor olması borsaya artı etki etmemeli miydi, etmez miydi diye soruyor ama konjonktür çok müsait değil tabii şu canım, an değil yani, mi tabii, onun tabii. için? Yani piyasa şu anda başka şeye bakıyor. Yani virüs dünyayı nasıl etkileyecek? Yani efendim, felaket filmlerinde olurdu ya hani böyle hani çaresizlik durumu. Ona doğru gitmiş insanlar şu anda yatırımcılar. Gitmiş durumdayız daha doğrusu. Hani virüsün geri plana gitmemesi, hani sayının artmaya devam etmesini yarattığı bir endişe havası hakim olduğu müddetçe bunların ekonomiden olan etkisi de daha fazla olumsuzluk olarak yorumlandığından kaynaklı. Bunun etkilerini olumsuz olarak yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi tabii bu noktada hükümetlerin ya da merkez bankalarının ciddi önlemler açıkladığı süreci de yaşıyoruz ki yaşayacağız da hala. İşte en son İngiltere Merkez Bankası dün faiz indirimi beklenmedik şekilde ya da beklendik şekilde diyelim beklendik yaptı. Beklendik şekilde beklenmedik saatte diyelim. Yani evet mi? Yani faiz indirimini gerçekleştirdi. İşte bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan saat 15.45'te alacağız kararını. Büyük ihtimalle orada da faiz indirimi gelecek. Artı belki de tahvil alım programında daha yüksek bir seviyeye karşılaşacağız. 40 milyar euro üzerinde belki de tahvil alım programında karşılaşacağız. Mali politikadan daha fazla devreye gireceği bir süreci belki de görüyor olacağız ki bu daha önemli. Özellikle Avrupa Merkez Bankası, Avrupa bölgesi özelinde atılacak fazla kurşun kalmadı para politikası anlamında. Bu tarz önlemlerin alınması belki biraz piyasalara moral olabilir ama bu moralin daha güçlü şekilde riskli varlıklara dönmesi için de özellikle şu karantina uygulamalarının ciddi ve kararlılıkla uygulanması neticesinde virüs vaka sayılarında azalma gözlenirse, hayat tekrardan normale dönerse, insanlar daha rahat dışarı çıkıp alışveriş yapmaya başlarsa, seyahat kısıtlamaları biterse, fabrikalar yeniden kapasitelerini artırmaya başlarlarsa ondan sonraki süreçte bu politikaların bence ciddi etkilerini göreceğiz diye düşünüyorum. O yüzden hani biraz daha şu periyotta biraz daha hani bu tarz fiyatlamaların devamını göreceğiz gibi düşünüyorum açıkçası. Biop açıldı galiba. Biop açıldı. %1,74'lük bir düşüşle açıldı. Fakat an itibariyle %2,80'lere vardı. Bu düşüş %3'e yakın, %3 oldu an itibariyle. 118.300 puandayız. Bugün negatif bir açılış yapıyoruz. Dünya piyasaları da sert düşüşte. Yani bu kontrolsüzce bir düşüş aslında. Bu hakikaten artık panik satışı. Yani hani burada artık destek noktaları konuşuyoruz, direnç. Ben artık direnç noktaları çok konuşmuyorum da aşağıda destek noktaları destekli ama. Destekli konuşma pek mümkün değil artık. Pek. Yani hani bu noktada aslında hani kontrolden çıkan bir fiyatlama var. Hareketli ortamlar hem hisselerde hem borsada baktığımızda inanılmaz yerlerde kaldı. Evet bu buraya kadarki süreçte ara ara tepkilerle Borsa İstanbul bir miktar satış fırsatı verse de tabii yatırımcılar da zararda olduğu için bir taraftan da şuna bakıyor. Hani her yükseliş bir yukarı dönüş mü diye ama aslında her yükseliş bir bu noktada satış fırsatı. Yani, bir de şunu da sormak istiyorum. Bir taraftan Uğur Bey de demiş. Sürekli küresel piyasaları konuşuyoruz. Bizim kendi iç gündemimizde de Suriye var, Libya var. Doğru. Ama şu an fiyatlar üzerindeki en büyük etki işte oradan. Bu küresel hiç panik. Öyle değil mi? Tabii. Ne dersiniz? Zaten belli yani Viyop'taki açılışı şu anda kaç bilmiyorum ama bakalım göremiyorum. Zaten baktığımızda vadelilerde şu anda %4'e yükselmiş düşüş. %4 eksideyiz. Ekside ABD vadelileri. Asya tarafında da mesela Japonya'da %4. Hang Seng'de %4. Yani bayağıdır görmediğimiz şeyler bunlar. Bayağıdır görmediğimiz. Hatta ben görmedim. Ben hayatımda böyle bir arka arkaya bu kadar devam eden. Hani nefes aldırmadan yatırımcı değil mi? Hani böyle kontrolsüzce panik bir düşüşü. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi hani bir taraftan tabii ki hisseler, Borsa İstanbul için aracı kurumların birçok hedef fiyatları vardı. Ben henüz çok sık bir şekilde şu an aracı kurumların bir revizyona gittiğini görmedim. Peki aracı kurumlar bu noktada beklemeyi tercih edecekler mi fiyatları revize etmek için? Yani bu ortamda tabii ki revize edilmeye başlanacaktır hisse fiyatları da. Çünkü gelen noktaya bakıyoruz. Hani bununla ilgili değerlemeler tabii ki değişecek. Faiz oranları değişiyor. Bu endeksin değeri ciddi anlamda geri geliyor şu anda. Fiyatlara baktığımızda tabii ciddi anlamda çakılmalar şu anda mevcut. O yüzden de tabii ki hedef fiyatlar şu anda çok yukarılarda kaldı. Bununla ilgili tabii ki güncellemeleri zaman içerisinde göreceğiz. Tabii biz de bakıyor olacağız. Yayınladığımız bazı hisseler var, hedef fiyatlar var. Bunları gözden geçirmek zorunda tabii ki kalacağız. Biraz daha tabii şu düşüşler o seviyeleri biraz anlamsız kılıyor. Biraz da hani oralara belki ulaşırız ileriki zamanlarda ama
onun periyodu biraz daha uzayacak gibi görüntü şu anda maalesef veriyor. Yani dediğimiz gibi hani izleyicimizin sorusu da bu noktada cevaplamak gerekiyor. Yani şu anda maalesef dışarıdan kaynaklı olarak bizde de virüs bir vaka görüldü. Umarım artmaz. Umarım. O konuda önlemleri ciddi ölçüde aldığımızı da düşünüyorum aslında. Resmi olarak artış inşallah yaşamayız. Ama şu anda dışarıya bağımlı, genele yayılan bir panik havasını yarattığı bir düşüş hareketi bizde de devam ediyor. Sanırım bir süre daha devam edecek. Yani merkez bankalarının açıkladığı bu önlemlerin de işe yaramadığını görüyoruz şu anda. Ki ben en başından beri bunu söylüyordum. Bunun yayınlarda. Çözümü merkez bankalarında merkez değil, bankalarında bunun değil. Sağlık profesyonellerinde tabii, diyelim. Tabii. Evet, bunun çözümü. Evet. Biz orada alınacak önlemler, değil. Alınacak önlemler, alınacak dikkatli önlemler, davranmalar. Bunun bir varsa aşısı, ilacı ya evet, da bunun artık nasıl kontrol altına alınacaksa bunu kontrol altına alacak merkez bankaları değil. Hep en başından beri söylüyorum. Dünya Sağlık Örgütü. Yani biz şu an evet, parayla sağlığı maalesef ki satın alamıyoruz diyor. Aynen öyle. Evet, İsrail ilacı bulduğunu söylemiş. Umarım ama bulmuştur diyelim ama o da kolay değil çünkü testler yapılacak. Onunla ilgili çok fazla teknik detaylar da var. Onları da araştırıyorum. O virüsün içerisinde birçok gen var. Evet, o evet, hangisi tetikleyecek, hangisi etkileyecek. Onun için de çok süre geçmesi gerektiğinden bahsediliyor. Yani burada dikkatli olmamız gereken şey ölüm oranı şu an için çok yüksek değil. En önemli şey burada faktör tedbirli, dikkatli olmak, temizliğimize dikkat etmek diye düşünüyorum. İyi. Barış Ürkün, çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim katılımın için. Haftaya yine aynı saatte daha güzel haberlerle görüşmek üzere efendim. Piyasa notlarıyla devam edelim.